olmak ya da olmamak. Koronavirüsün hayatımıza girdiği 2020 yılında pek çoğumuz için bütün mesele buydu. Gerçekten de bir var olma mücadelesiydi verilen. Var olmak mı, yok olmak mı döneminden geçtik. Zorluklar ve etkileri sürse de umut veren yardım faaliyetleri, dayanışma odaklı etkinlikler ve kampanyalarla insani değerlere sahip çıkılan bir dünya görüntüsünün de ortaya konması oldu. Umalım bu süreçte hayatımıza giren iyilikler virüsün bulaşıcılığı kadar hızlı yayılsın, dünyada iyi hikayeler artarak devam etsin. Günümüzdeki insanların iyilik hakkındaki şeyleri çıkara dayanıyor. Çıkarım olsun da yapayım gibisinden düşünüyorlar bazı insanlar. Düşünmeyenler hakkında da seviniyoruz yani. Onlar, iyi ki var o insanlar. İnsanı insan yapan iki ana öğe var. Maddi öğeler ve manevi öğeler. Her ikisinin de beslenmesi ve doyurulması lazım. İyilik yaptığınız zaman bunu bana anlatmanıza veya benim size anlatmama gerek yok. Kafayı yastığa koyduğunuzda o iyilik yapmış olmanın, işte şu hastaya şu yardımı götürdüm, alt komşum rahatsızlanmıştı, yaşlıydı, hastaneye ben götürdüm demenin manevi keyfi ve huzuru nerede olabilir? İçinde yaşadığımız zorlu süreç bizi eskilere götürdü aslında. Eski komşuluklara, eski duygulara, insani duygularımıza tekrar kavuşmamızı sağladı. Çünkü çok bencil bir toplum olduk, bencil bireyler olduk biz. Herkes zor günlerden geçiyor ama herkes birbirimiz için ne yapabiliriz'i düşünmeye başladı. Dolayısıyla kötülüğün içinden bir iyilik çıktı aslında. İyi duygularımızın 2021 ve sonrasında da bu şekilde devam etmesini diliyorum. Bugüne kadar yaptığımız maddi yatırımların şu an bize bir karşılığı oldu mu? Pek olmadı. Hepimiz evlerimize kapandık ama en büyük zenginlik neydi? Aslında dostluklarımız, arkadaşlıklarımız da ve ailenizin sağlığı ve kendinizi iyi hissetmeniz de. Şu dönemde gerçekten manevi yatırımların, dostlukların, arkadaşlıkların ne kadar değerli olduğunu anladığımız bir dönem olduğunu düşünüyorum. Zorluklara rağmen ortaya konan iyi hikayeler ve dayanışma ruhu hepimize ilham kaynağı oluyor ve umut veriyor. Lütfen siz de iyi hikayelerinizi bizimle paylaşın. Bize e-posta atabilirsiniz. İyi hikayeler etiketiyle paylaşımlarınızı bekliyoruz. Biz her hafta olduğu gibi NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la birlikteyiz. Erden Bey, aslında 2020 pandemiyle bizi böyle bir sınavdan geçirdi. Hem içe dönüp kendimizi sorguladık hem de bazı şeyleri kaybedince ne kadar önemli olduğunu anladık. Örneğin kültür, sanat. Meğer ne kadar önemliymiş bizim için, değil mi? Yani ekmek gibi, su gibi hayatımızın çok önemli bir parçasıymış. Ama kaybedince 2020'de değerini anladık. Evet, böyle birçok şey oluyor. Kültür sanatı genelde daha dışarıda olan aktiviteler olarak da nitelendirsek aslında işte müzik, edebiyat, sanatın içerisinde birçok sanat dalı. Bunu daha da çok anladık diyebilirim. Arkadaşım Behçet Necatigil'in bir şiirini göndermişti. Kaybedince değer anlamakla ilgili çok güzel, direkt aklıma o geldi. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı diyor. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı. Burada hep öyle bir şey vardır yani. Yakınlarımızı kaybettiğimizde işte ana baba kayıplarında hep insanlar der, bir sürü pişmanlık ve şey. İşte varken elimizde daha kıymetini anlayamıyoruz. Birçok nedenimiz var, vakit bulamadığımız için, şey yapamadığımız için. Belki bu tiyatro emekçilerinin, sanat emekçilerinin, birçok insanın bundan bu kadar etkilenmesinin sebebi de o iyi günlerde biraz az gidiyorduk. Belki o zamanlarda evimiz daha fazla ilgi gösterseydik bir birikim olurdu, bu kadar da etkilenilmezdi. Ama tabii bu da yine bir dayanışma örnekleri getirdi bize bu zorlukta. Onun da çok güzel örnekleri var. Kesinlikle öyle. Yani aslında bir şekilde evde sanat akımı başladı. O zorluğa rağmen insanlar o yaratıcılıklarını kaybetmeden bir çözüm, bir çıkış yolu buldular. Balkonlardan insanlar konserler verdi. Ama tabii sahne ara vermiş oldu. Yani tiyatrolar kapandı.
konserler artık sahnede devam edemez hale geldi. O da sahne çalışanlarının yara almasına yol açtı. Biz iyi hikayelerin bu bölümünde kültür sanata özel bir parantez açacağız ve aslında çok özel bir kampanyadan söz edeceğiz. Bilet satamayan ve ayakta kalamayan tiyatrolara destek kampanyasından söz ederek başlayacağız. Bizde Yerin Ayrı kampanyası. Gelin Korhan Varol'un gözünden ve kaleminden birlikte izleyelim. Bilet satamadığı noktada çoğu tiyatromuz iflas etme, mekanını kapatma ya da hiçbir şekilde ayakta duramama tehlikesiyle yüz yüze geldi. Shakespeare'in Hamlet'e söylettiği var olmak mı yok olmak mı döneminden geçtiğimize inanıyorum. 14 Mart'ta ışıklar söndü, perde indi, kapılar kapandı. Tiyatro oyuncularıyla izleyiciler, seyirciler arasına uzun dönemli bir ayrılık girdi. Çünkü pandemi dönemi buna izin vermiyordu. 1 Temmuz tarihinde yeni kurallarla azaltılmış kapasiteyle yeniden sahne aldılar. Ancak masrafları, maliyetleri yüksekti, gelirleri de bir o kadar azalmıştı. İşte tam da bu noktada sivil toplum kuruluşları devreye girdi. Tiyatro Kooperatifi tiyatro izleyicisine bizde yerin ayrı dedi ve bir kampanya başlattı. Hali ne olursa olsun şifayı tiyatroda bulan seyirci. Şimdi ayrı olsak da senin bizde yerin ayrı. Paylaşmayı bilerim. Gönlü bol seyirci. Şimdi biraz ayrı olsak da senin bizde yerin ayrı. Koronavirüs salgınının en yoğun olduğu günlerdi. Oyuncular bir daha izleyicileriyle ne zaman buluşacak? Salonların fuayeleri yine ne zaman hareketli olacak belli değildi. Seyircisiz tiyatro sanatı olmaz zaten. Her şey olmayabilir ama seyirci olmadan olmaz. Sanatçı sanatından, izleyici oyunlardan, oyunlar salonlardan uzak kalmıştı. Büyük bir sorun yaşamaya başladı. Mekanlar, gruplar, insanlar, bağımsız çalışan insanlar. Görüntüler Beyoğlu Asmalı sahneden. Beni duyabiliyor musunuz? İstanbul'da burası gibi birçok sahne var. Böyle küçük tiyatrolarda oyunculuğa gönül vermiş, ideallerinden kopmamış sanatçılar izleyicileriyle buluşuyor, oyunlar oynuyor. Sonra perde kapandı. Ülke genelinde kısıtlamalar başladı. Bırakın tiyatro salonlarını, sokaklar dahi boştu. Zaman geçtikçe sektörün oyuncuları zor durumda kalmaya başladı. İşte tam da o anlarda tiyatro kooperatifi bir kampanya başlattı. En sevdiklerini alıp bize getiren seyirci. Şimdi ayrı olsak da senin bizde yerin ayrı. Yolu seyrettiği oyundan daha uzun sürse de değer diyen seyirci. Şimdi ayrı olsak da senin bizde yerin ayrı. Hoşgörüsüyle bizi rahatlatan seyirci. Şimdi ayrı olsak da bizde yerin ayrı. Senin yerin bizde ayrı. Senin yerin bizde ayrı. Biz bu işe başladığımızda Mart ayı, Nisan ayı, Mayıs, Haziran kimse ne zaman bir daha tiyatroların açılacağını tam olarak bilmiyordu. O dönemde sahnelerimizde oyunlarımızı oynayacağımız zamanları hayal ettik. Ve bu hayal üzerinden seyircimize bizde yerin ayrı kampanyası yoluyla aslında bilmedikleri bir zamanda, bilmedikleri bir oyunu seyretmek güvencesiyle bizden bilet almalarını ve bunun da bir yardım kampanyasıyla dahil olan tiyatrolara dağıtılmasını sağladık. Tarihi Beyoğlu'nda küçük bir sahne. Yani izleyici izlemediği oyunun biletini satın alacaktı. Tiyatrosuna sahip çıkacaktı. Durumu anlatan videolar hazırlandı. Oyuncuların ilk heyecanlarına alkışlarınızla ortak oldunuz. Hep yanımızdaydınız. Tiyatroların ne kadar vahim durumda olduğu yine en iyi bildikleri yöntemle sanatla anlatıldı. Uzun süredir kapalı olan bu sahnenin varoluş mücadelesinde sizin desteğinize ihtiyacı var. Kampanyaya hem sanata destek veren kurumsal şirketler hem de bireysel olarak izleyiciler katıldı. Sanata destek olundu. Toplanan paralar tiyatrolara dağıtıldı. Her şey kötüye gidebilir. Koşullar istediğimiz gibi olmayabilir. Biz motivasyon, moral olarak bitmiş olabiliriz. Ama sabah kalktığımızda koşmaya ve mücadele etmeye devam etmeliyiz. İnancını bizde oluşturdu.
Bu inancı da bize Bizde Yerin Ayrı kampanyasına destek veren seyircilerimiz, kurumsal şirketler, kamunun bir kısmı oldu diyebiliriz. Aradan zaman geçti. Tiyatrolar kapılarını, sahneler perdelerini pandemi koşullarıyla yeniden açtı. Kapasiteler azaltılmış olsa da sanatçı izleyiciyle buluşmuştu. Oyuncular 9 ay sonra yeniden sahne aldı. O anları Beyoğlu Asmalı Sahne Genel Sanat Yönetmeni Muharrem Uğurlu anlattı. Bir 15-20 dakika cümle kuramadım. Ben cümle kuramadıkça seyirci daha fazla alkış yaptı. Onlarla karşılaşmak, onlarla birlikte olmak, hele ki zorlu bir dönemden sonra ne kadar değerliymiş bir kez daha öğretti bize. Hepsine böyle tek 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 teşekkür etmek. Sarılmak istiyorum da bir gün onu da yaparız diye düşünüyorum. Tiyatrolar, sanatçılar hala zor günler yaşıyor. Ancak perdelerin kapalı olduğu zamanlardaki desteği hiç unutmuyor. Biz hani sıfırı tüketmeden değil, eksinin altına gitmeden mücadeleyi bırakmayacağız gibi geliyor. Evet, bu tiyatro kooperatifinin bir kampanyası aslında. Orada şöyle bir söz duyduk. Var olmak mı, yok olmak mı mücadelesi. Aslında yaşanan o bütün süreci özetliyor. Gerçekten büyük bir var olma mücadelesi verildi. Bir de şöyle derler, hani var olma mücadelesi insanın hayata yeniden başlaması gibidir derler. Aslında insanın, o hep bahsediyoruz ya keşiften. İnsanın zaten sürekli binlerce yıldır, hatta on binlerce yıldır devam etmesi canlı olarak, sebebi işte bu yabancıların survival of the fittest demesi gibi, o varoluş mücadelesi bizi çok kınımızı yırtarak diyeyim başka bir hale getiriyor. Sanat camiası, tiyatro camiası, sanatın tüm kollarında film emekçileri çok da kolay hayat geçirmiyorlar. Yani biraz değil, bayağı fedakarlık gerektiren bir meslek. Ticari geliri az olan, emeği çok olan şey. Böyle bir zorlukla yaşayınca işte o var olmak mı yok olmak mı kısmı oluyor. Sonunda hani bizim kültürümüzde var ya, yani olanda hayır var. Ne yaşasak da sonunda bize bir şeyler katarak çıkıyor. Belki dediğim gibi iyi tarafından bakmaya çalışmak değil bu. Yaşlandığında insanlar 10 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra hep o gündeki kazanımları hatırlıyorlar. Demek ki gerçekten asıl değerli olan o kazanımlar. VTR'de de gördük, çok farklı şeyler yapılabiliyor. Gerçekten öyle. Yani birçok şeyin kötüye gittiği bir yıl oldu 2020. Ama buna rağmen her sabah hepimiz kalktığımızda mücadeleye devam ettik. Yani en önemlisi de bu herhalde. Yani düşebiliriz ama düştükten sonra ayağa tekrar kalkabiliyor musunuz? Asıl önemli olan o herhalde. Evet, bu dünyada şu an çok önemli bir konu. Bu pandemiyle değil bu arada. 2008 sonrası böyle şirketlerde falan en önemli şey o düşüp hızlı kalkmak kısmı. Çünkü dünya önceden böyle 7-8 yıl iyi bir trendle gidip birkaç yıl kötü giden böyleydi. Genel dünyanın ekonomik seyri de böyleydi. 2008'den sonra tabii bu sürekli bir inme çıkma meselesi olunca bu düşüp kalkma çok önemli hale geldi. Şöyle diyorlar hep, hangi mesafeden düştüğünün önemi var diye. Bence şöyle, ona nasıl baktığının önemi var. Bu programda ne mesafelerden düşenleri gördük, onların nasıl hızlı ve ne kadar farklı kalktığını da gördük. Biraz bizim bakış açımızla alakalı. İnsanın esas noktası hedefi nereye koyduğuyla alakalı. Başarmak istediğimiz şeyin kölesi oluyorsak o zaman tabii düşünce kalkması zor oluyor. Çünkü onu başaramamış oluyoruz. Ama esas olay değer yaratmak, insanın değerleri ise diyorsun ki ya bu yoldan olmadı, bu sefer de başka bir yoldan olur. Sürekli deniyorsun. Zaten o denemelerin toplamı da bir ömür olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kültür sanatta bu tiyatrolar konusunda da tabii bu kampanya çok kıymetliydi. Yani seyirci olmadan tiyatro olamıyor. Seyirci de şifayı tiyatroda buluyor. Tiyatro çalışanları bunun çok önemli bir bacağı. Bu kampanya bir parça o çorbaya tuz ekti diyorlar ya. Yani bir tuzu biberi oldu belki, bir katkı sunmuş oldu az da olsa. Sonuçta hala zorluklar devam ediyor. Ama orada bütün bu zorluklar geride kaldığında bu verilen destek unutulmayacak. Önemli olan o herhalde. Kesinlikle. Hepimiz için öyledir. Yani insanın işte bir dediğim gibi kaybı olduğunda o gün sahip çıkanı unutmayız. En zor anlarımızda sahip çıkanları unutmayız. Dediğiniz gibi çok önemli bir metafor var. Seyirci şifayı orada buluyor. Ama seyircisiz olmuyor. Ama seyirci boş koltuk için bir şey ödüyor. Seyir de böyle bir şey. Müthiş bir seyir bence. Sanatla ilgilenen, sanatla uğraşan insanları duygusal, romantik buluruz ya. Rasyonalite, bilim,
akıl denince de aklımıza en çok gelen bu işin şeyi Albert Einstein. Albert Einstein'ın bir sözü var. Diyor ki başarılı insan olmaya çalışmayın. Değerli bir insan olmaya çalışın. Başarılı bir insan hayattan verdiğinden fazlasını alır. Değerli bir insan ise hayattan aldığından fazlasını verir diye. Çok güzel. Yani romantik bulduğumuz insanları tarif ediyor aslında. Mesele değerli insan olmak. Sanat camiasında çok fazla insan var. Gerçekten sanatçılardan bahsediyorum. Daha farklı kampanyalar da yapmak lazım. Çünkü hala bu zorluk devam ediyor. Sadece orada mı zorluk var? Her yerde var. İşte gözümüzün gördüğüne, duyduğumuza bir şekilde kendimizce el uzatmamız gerekiyor. Hepimiz de buna ufak tefek şey yapabiliriz. Muhakkak kendi dertlerimiz de var ama işte birisine el uzatınca ondan sıyrılmak çok daha kolay oluyor. Bir şeyler yapmalı diye yola çıkan Ahbap'ın dayanışma gecesine şimdi izleyicilerimizi götürelim. Yine Korhan Varol'un özel dosyasını birlikte izleyelim. Bir anda kontağı kapattık ve bekledik. Bütün sektör oturuyor. Haluk abi telefon açtığında ya benim hakkında bir şey var dedi. Ben de hiç düşünmeden tamam dedim. Yani daha sonra anlattı bana. Bir şey yapmalı. Ya bir şey yapmalı böyle yazmakla olmuyor. Yani yazalım bırakalım yani her şeyi herkes bir şey yazsın. Eyleme dönüştürmek gerekiyor. Bir şey yapmalı dediler. Sahne çalışanlarına yardım gecesi organize ettiler. Şu an zaten Ahbap, herkes Ahbap'tan bir yardım bekler pozisyonunda. Bu buluşmalara sebep olan bu organizasyonda bulunmakta biz de o sebepten bir çorbada tuzumuz olsun diye açıkçası. Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap platformu, koronavirüs salgınının derinden etkilediği müzik ve sahne çalışanları için harekete geçti. 14 sanatçı bir araya geldi. 27 Ekim tarihinde Orkestrasız Solo Seslenmeler isimli destek gecesi düzenledi. Birçok grupta konser yapamıyor. Onların müzisyenleri, gitaristleri, davulcuları, yevmiye üzeri çalışan, düğünlerde çıkan piyanist şantörleri vesaire. O kadar çok ki sinemada ortalığı temizleyen ya da bilet satan gişe memuru ya da ışıkçısı, makinisti derler ya. Tiyatroda kostümleri yapan ya da makyaj yapan kızlarımız, bunlar hepsi işsiz kaldılar. Aç kaldılar diyebiliriz. Pandemi sürecinde çoğu çalışamaz duruma gelmişti. Sanat etkinlikleri çok büyük darbe almış durumda ama aslında realist baktığımız zaman bu 2-3 yıla yayılabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nu kullanıma açtı. Gecenin biletleri satıldı, sanatçılar sahneye ses verdi. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ağla gözyaşına. Geldiğinde kendi sektörüm için bir yardım gecesinde bulunacağımı hiç hayal etmezdim. Onun için heyecandan ziyade hüzünlü bir gece. Bu geceden çıkabilecek sonuçta ne kadar kişiye faydamız, yardımımız olabilir? Eyvallah, dediğim gibi çorbada tuzumuz olsun ama bir kerelik bir şeyle bu olmaz. Onun için çeşitli platformlarda da bu hamleleri bekliyoruz. Zaten bu bunun başlangıcı. Ondan sonra meslek örgütleriyle, hadi buyurun bakın elimizi taşın altına koyuyoruz. Tiyatrocusuyla, müzisyeniyle, hadi sizler de gelin, hadi hep beraber bir şeyler yapalım demek istiyoruz. Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz gecenin sunuculuğunu üstlendi. Kaan Sekban, Hayko Cepkin, Cem Adrian, Melek Mosso, Ceylan Ertem, Hazal Kaya, Onur Saylak, Fırat Tanış, Sunay Akın, Sumru Yavrucuk, Zeynep Bastık, Emircan İyrek ve Haluk Levent sahne aldı. Ahbaplar olarak hep sahadayız. Bir şey yapmalı diyoruz. İyi ki geldiniz. Katlanın bize artık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.
Sahneye Ses Ver özel dayanışma gecesinden gelir elde edildi. Online olarak da sanatseverlerin evlerinden de seyrettiği gecede 18.612 bilet satıldı. Kişi başı 3.500-4.000 TL düşecek kadar iki gün içerisinde hesaplarına para yatacak. Bu çok iyi oldu. Ahbap Derneği'ne başvuran ve gerekli kriterlere uyan sahne çalışanlarının hesaplarına para yatırıldı. Sektöre destek olundu. Bugün onlara, yarın da bize. Bugün sahne arkasına, yarın da belki sahne ne olacak bilmiyoruz ki. Bu önümüzü görememek bizi çok tedirgin ediyor. Bir an evvel bu salgından kurtulup tekrar sahnelerde etimizle, kanımızla, canımızla, seyircimizle birlikte olmayı arzu ediyorum, umut ediyorum. Evet, maalesef pandemide tabii bütün sanat etkinlikleri darbe aldı. Sahneler çalışamaz olunca o sahne çalışanları da o katkıdan faydalanamadılar. Bir şekilde evlerine ekmek götüremediler. Ama yine sanatçılar onlara sahip çıktı, kenetlendiler ve gerçekten hepimizi çok umutlandıran bir dayanışma gecesi izledik. Sahne arkasında çalışanlar bana hep kıymetli gelir. Çünkü aslında çok popüler bir iş yapılıyor. Orada da çok büyük emek var ama hiç kamera önüne çıkmayan insanlar var. İnsanın egosuna dair şeylerini çok iyi eğitmesi gereken bir görev. Toplamı bunun aslında eser. Yani herkesin katkısıyla bir eser oluyor. Bir taş çorbası hikayesi var. Portekiz'de geçtiği şey yapılıyor, rivayet ediliyor. Bir asker işte savaşta çok aç kalmış, bir köye sığınıyor, kapıyı çalıyor. İşte yaşlı bir teyze işte bir şey istiyor. Biz kendimize bakamıyoruz diyor, hiçbir şeyimiz yok. Tabii fakr-ı zaruret de çok fazla. İkinci kapıya gidiyor, yine aynı şekilde. Üçüncü kapıya gidiyor, bir çocuk açıyor. Tencereyle şey istiyor, kazan veya işte kapak bir şey istiyor diyor. Tamam diyor, o da ver ama sen de yanında git. Her şey kıymetli. Nehrin kenarına gidiyor, taşları koyuyor, ateş yakıyor. Suyu matarasıyla kazana su dolduruyor. İçine de taş koyuyor. Çocuk diyor ki ne yapıyorsun? Taş çorbası yapıyorum diyor. Tabii çocuk anlamı için gidiyor köyü, taş çorbası yapıyor. Herkes de aç. Taş çorbası yapılıyor, taş çorbası yapılıyor. Köy halkı geliyor. Herkesin elinde ufak tefek şeyler var ama. Bir tanesinde bir tane patates kalmış, diğerinde bir avuç bulgur kalmış falan. Toplamda bir şey yapılamayacak. Ve işte içerisine atıp birlikte herkese de yetecek kadar bir şey oluyor. İşte zorluk ve dayanışma insanı ona götürüyor. Yeter ki birisi ya taştan da çorba yapılır, onu da kaynatır içeriz diyecek umuda sahip olsun. Bu günler o günler. Tiyatro emekçileriyle, sanat emekçileriyle yapılan hadise de o. Bizim programda dile getirdiğimiz veya pandemide birçokumuzun şahit olduğu hikayeler de o. Yeter ki bu taştan da çorba yapılır dememiz lazım. Çünkü karşılaştığımız dönem bu. Yani bundan şikayet etmek yerine böyle umutlu olmak gerekiyor. Yeni senede, yeni yılda değil sadece. Her an umutlu olmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Peki her şey normalleştiğinde biz bütün bu süreçlerden hangi dersleri çıkarmış olmalıyız? Bunu kendim de düşündüm. Böyle konuşuyoruz ama keşke konuştuğumuzun yani yarısını da yapabilsek. İnsanlar kendisine de böyle durumlarda şey yapmaması gerekiyor. Yapamadığında diyorsun ki yapamadım. Tekrarında bunu yapmaya çalışayım diye. O yüzden en zor anda bile muhakkak bir ışık var. Yani hep o meşhur sözler var ya işte gecenin en karanlık anı şafağın en yakın olduğu zaman. En zor anda bile sizi mücadeleden geri koyacak hiçbir kuvvet yok. Kendimiziz aslında. Neden diye gördüğümüz, sebep diye gördüğümüz her şey bizim varsaydığımız şeyler. Fiziksel olarak sebep mi, engel mi? Aslında engel. Ama onu engel olarak kabul etmediğimizde aşabiliyoruz. Hayatta kayıplar oluyor mu? Oluyor. Yananın yani ateş düştüğü yeri yakıyor, o ayrı. Ve fakat onlara da dayanılıyor. Şikayetten uzaklaşınca, şikayeti terk etmek de bizim elimizde. Diyecek ki izleyicilerimiz, ya bir sürü şikayet edecek sebep var. Evet ama onu terk edecek de bir sürü sebep var. Tut ki olmasın, onu terk edecek bizde gönül var yani. Öyle düşünmek gerekiyor. Hepimiz insan zihni, beyni, kalbi her şeye muktedir. Allah bizi böyle yaratmış. Herkesin içerisinde Yaradan'dan bir parça var. Yunus Emre'nin hepimizin bildiği, çıkar kendini aradan kalsın sana Yaradan. Bunun için zaten o kuvvete, o kudrete aiziz ama öyle şeyleri başardığımızda da bizden olmadığını biliyoruz. Yani hem çok güçlüyüz hem de onun bizden olmadığını bilecek kadar da tevazu içerisinde olmamız gerekiyor. Yanlış anlaşılmasın, ben bunları yapıyorum diye söylemiyorum. Ben de yapmak istediklerimi söylüyorum. Negatiflikten uzaklaşmak buradan çıkaracağımız ders. Biz zaten bu programı bunun için yaptık. Bir günümüze baktığımızda hayatımızda çok daha fazla iyi şeyler oluyor. Biz aslında hep kötüler gösterildiği için onlar daha çok varsayıyoruz. Diyeceksiniz ki ya 2020 de öyle bir sene mi? Ya belki 2020 istisna olabilir ama
Yine de bir sürü iyi şeyler oluyor tek tek bakarsak. Ve bir amaca odaklanmak, kendimizden gayri bir amaca odaklandığımızda her şeyi çok daha kolaylaştırıyoruz. Bunu bize 2020 yılı bizzat yaşattı. Demek ki bu yılda bile başarılı olabiliyorsak bundan daha kötüsünde de başarılı oluruz. İnşallah kötüsü olmasın. Ama bence çok 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 güzel bir deneyim kazandık. Kayıplarımız, yani yaşam, yani hayat veya vefat anlamındakileri söylemiyorum. Bunun dışında da bir sürü kayıplarımız oldu mu? Oldu. Ama onların hepsini ne rağmen hayatımızı devam ettirip onların hepsini ortadan kaldıracak gücümüz olduğunu da keşfettik. En büyük keşif bu. Kesinlikle öyle. Neyi beslersek ona dönüşebildiğimizi de gösteren pek çok olay yaşadık. Bütün bunları bizzat yaşamış ya da çevresinde şahit olmuş izleyicilerimiz. İyi ki bizlerle iyi hikayelerini paylaşıyorlar. Gelin onlardan birkaçına hızlıca bakalım. Aramızda engel yok. İlk olarak 13 yaşındaki Yaren Kaya'yla tanıştıralım sizi. Programımızı izleyip kendi iyi hikayesini bizimle paylaşan Yaren, köydeyim, pandemiden dolayı eğitim uzaktan ama ben dersleri halledip kendimi geliştiriyorum diyor. İşaret dili çalışıyor, gitar çalmayı deniyor, şiir yazıyor, resim yapıyor, kendini sanatın her dalında ilerletmeyi, vaktini dolu dolu geçirmeyi hedefliyor. Bardağın hep dolu tarafından bakan 13 yaşındaki Yaren'in mesajı kulağımıza küpe olmalı. Her şeyin bir kötü bir de iyi tarafı var. İyi taraftan bakmalı, kötüyü yenmeli. Ve 3 yıldır köy okulları için sosyal sorumluluk projeleri yürüten Melike öğretmen, kitap, oyuncak, kırtasiye malzemesi, bot, ayakkabı desteği sağlayarak çocukların yüzünü güldürüyor. Minik kalplere dokunarak onlara daha iyi eğitim olanakları sağlamayı hedefleyen ve paylaştıkça çoğalıyoruz diyen Melike öğretmenin en büyük hayali, Anadolu'nun okul bulunmayan bir köyüne donanımlı bir okul yaptırmak. Bu dünyaya anlamlı izler bırakmayı amaçlayan iyilik bulutunda sıra. Ezgi Tuna, 2015'ten beri köy öğrencileriyle buluşuyor. Hem onların ihtiyaçlarını karşılıyor hem de oyun hazırlıyor. Hiç enstrüman görmemiş öğrencilere müzik dinletileri yapıyor. Onlarla birlikte pasta kesiyor, eğlenceli ve eğitici bilgi yarışmaları yapıyor. İyilik Bulutu sayesinde 5 yılda birçok kütüphane ve ana sınıfı kurulmuş. Tek bir amaçları var, seslerini duyurup daha çok destekle, daha çok öğrencinin hayatına dokunmak. Ezgi kardeşlerimize ben yemeklerini dağıtmaya geldim. Bakın, rahatsızım ama kalktım geldim çünkü benim sorumluluğumdalar. Ve Ankara'nın abisi, ahşap ustası Osman Kaplan, gerçek bir iyiliksever. Günaydın, günaydın, günaydın. Bakın bu zottiklere bakın, ne zaman? Sosyal medya hesabından çağrıda bulunuyor, yaralı hayvanları kurtarmaya çalışıyor, engelli çocukları sevindiriyor, evsizleri doyuruyor. Yardıma ihtiyacı olan her can için elinden geleni yapan Osman abi, iyi ki varsın. Evet arkadaşlar, bir evsiz kardeşimize daha biz botunu getirdik. Artık ya sizin desteğiniz sayesinde artık abimiz üçümüz. Bir diğer iyilik hareketi İstanbul'dan. Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi, Elektronik Gönül Köprüsü projesi adında geri dönüşüm ve yardımlaşma temalı bir hareket başlattı. Müdür yardımcısı Ali Saban, devlet kurumlarıyla ve özel şirketlerle iletişime geçerek bozuk bilgisayar ve diğer donanımları topluyor, bilişim öğretmenleri ve öğrencileriyle onarıp ihtiyacı olan köy okullarına ulaştırıyor. Ve son durağımız Kocaeli. Bir fabrikada hidrolik hortum ustası olarak çalışan 35 yaşındaki Abdülmenaf Çelik, felçli ya da yürüyemeyen kedi ve köpekler için yürüteçler tasarlayarak onları hayata bağlıyor. El hünerini sadece kaynak ve torna işleri için değil, yürüyemeyen hayvanları hayata bağlamak için de kullanan bu iyilik kahramanı, yaklaşık 2 yıldır 38 engelli hayvanı ayağa kaldırmayı ve hayata bağlamayı başardı. Evet, biz her hafta NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la birlikte sizlerle iyi hikayeler paylaşmaya devam edeceğiz. Korhan Varol'un özel dosyalarıyla birlikte. Lütfen siz de bize iyi hikayelerinizi yazın. Bize e-posta gönderebilirsiniz. İyi hikayeler etiketiyle paylaşımlarınızı bekliyoruz. Ve kim bilir, belki bugün siz de harekete geçersiniz. Belki de o gün bugündür. Kime ya da neye destek olmak isterseniz. İnşallah ülkemiz, dünyamız iyiliklere yönelir ve iyi hikayeler hepimize iyilikler getirir.